Arkadaşlar merhabalar. Karekök yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine trigonometrinin 6. testiyle devam ediyoruz. A sinüs x, B kosinüs x olduğuna göre bu ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Pay kısmına baktığımda 2 kare farkı var. 4'ün karesi eksi a kare çarpı 4'ün karesi artı a kare şeklinde yazabilirim. Payda kısmında da bakın 3 a kare 3 a üzeri 4 artı 7 a kare b kare artı 4 b üzeri 4. Şimdi şurada kalemimizi bir değiştirelim. Çarpanlarına ayıracak olursam bu ifadeyi bakın 3 a kare ve a kare şeklinde. Şurayı da b kare ve 4 b kare şeklinde çapraz çarpıyorum. Çapraz çarpıp topladığım zaman 7 a kare b kareyi veriyor mu? Veriyor. Ama yazarken düz yazıyoruz. Yazalım. 3 a kare artı 4 b kare çarpı a kare artı b kare olarak yazdık. Peki şu ifadeleri ne zaman nerede kullanacağız? Bakın dikkat ederseniz ben burada a yerine sinüs x, b yerine kosinüs x yazarsam sin kare x artı kos kare x'ten şu ifade 1 gelmiş olacak. Şimdi bizim elimizde kalan ifade 4'ün karesi eksi a kare çarpı 4'ün karesi artı a kare bölü 3 a kare artı 4 b kare şeklinde. Şimdi en sade halini soruyor ya arkadaşlar. Yani bu şekilde bir ifade şıklarda olmadığından dolayı ne olacak? Pay kısmı ile payda kısmı arasında bir sadeleşme olacak. Biz bu sadeleşmenin nasıl olacağını karar vereceğiz şimdi. Onu bulmaya çalışacağız. Yolumuz bu olacak arkadaşlar. Bunu düşünmemiz lazım. Şimdi rengimizi değiştirelim tekrar. Şuradaki ifadeyi, bakın şuradaki ifadeyi ben şöyle yazabilir miyim? 4'ün karesi eksi a kare. Pay kısmı aynen dursun. Orada çünkü yapabileceğim bir şey yok çok fazla. En fazla ne yaparım? Şu kısmı a eksi 4 çarpı a artı 4 şeklinde yazabiliriz. Tamam. Ama ben şu 3 a kareyi 4 a kare eksi a kare şeklinde yazabilirim. Hatta şöyle onu da sona yazalım. Artı 4 b kare eksi a kare şeklinde yazdığım zaman bakın 4 a kareden a kare çıkarsa yine 3 a kare artı 4 b kare ifadesi geliyor. Peki bunu niye böyle yaptık? Peki bunu niye böyle yaptık? Yukarıdaki ifadelerle sadeleştirme yapabilmek adına bu şekilde yaptık. Tamam mı? Buradan nasıl devam edeceğiz o zaman? Şurada arkadaşlar şu payda kısmı için konuşuyorum. Payda kısmı 4 ortak parantezine aldığım zaman a kare artı b kare gelmiyor mu? Burada da şu yaptık. A kare artı b kare 1 değil miydi? Burası 1. Yani payda kısmında ne gelmiş oluyor? 4 eksi a kare gelmiş oluyor. 4 eksi a kare ile de burası sadeleşirse pay kısmında ne kalıyor? 4'ün karesi artı a kare kalmış oluyor. Doğru cevabımız B şık. Bakın bu aslında trigonometriden daha çok çarpanları ayırma sorusu olmuş değil mi? Evet, gelelim ikinci soruya. Bu ifadenin 1 bölü 3 olduğunu, bu ifadenin 1 bölü 6'ya eşit olduğunu söylemiş. X eksi y'nin farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi ben bu ifadeleri taraf tarafa topladığım zaman arkadaşlar neden taraf tarafa topluyorum? Çünkü kosinüsün bir açılımı var burada. Kosinüs x çarpı kosinüs y artı sinüs x çarpı sinüs y eşittir. 1 bölü 3 ile 1 bölü 6'yı toplarsam ne yapar? 1 bölü 2 yapar. Şimdi burada arkadaşlar şuraya dikkat ettiğimiz zaman bu kosinüs x eksi y'ye eşit değil mi? Evet bakın bu 1 bölü 2'ye eşit olmuş oldu. X eksi y'yi bulmak için o yüzden taraf tarafa topladım. X artı y'yi sorsaydı ne yapacaktım? O zaman taraf tarafa çıkaracaktım. Tamam. Şimdi ben biliyorum ki arkadaşlar yani kosinüs hangi açılarda 1 bölü 2 olacak? 60 derece bir de 300 derece de olacak. Hangisi olabilir diye soruyor. O zaman 60 var şıklarda. Doğru cevabımız C şık. Gelelim 3. soruya. Olduğuna göre tanjant 50'nin x ve y cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bize. Şimdi tanjant 50'ye baktığım zaman bakın buradaki ifadelere dikkat edelim. 32 ile 18'i topladığım zaman 50 yapar. Değil mi? Ama bir sıkıntı var. Burada tanjant değil de kotanjant var. Ben şimdi tanjant 50'nin açılımını şu şekilde olduğunu biliyorum. Tan 18 artı tanjant 32 derdim de burada kotanjant 18 var. O zaman ne olacak? Burada 1 bölü tanjant 18 yazayım ben. Hepsi tanjant cinsinde olması için. Bölü 1 eksi 1 bölü
tan 18 çarpı tan 32. Ben zaten tanjant 18'de 32'nin değerini biliyorum. Kotanjant 18 y ise 1 bölü tanjant 18 ne olacak? Tam ters çevrilmiş olacak. Yani 1 bölü y olacak artı x bölü şu kısım siyahla yazalım. Şöyle bölü diyelim. Alt tarafta da 1 eksi 1 bölü y çarpı x. Bunu da düzenleyecek olursak ne olacak? X y artı 1 bölü y bölü y eksi x y eksi x bölü y. Y'ler de birbirini götürürse arkadaşlar buradan ne olacak? Y x y artı 1 bölü y eksi x gelecek. Bizim bulduğumuzda da aynı olan şık B şık. Gelelim dördüncü soruya. Bunlar birer kareymiş. Bakın tanjant alfayı soruyor. Şu oranları yazalım birbiri cinsinden. AB. AB'ye ben 4 diyeyim arkadaşlar. Tabii katları da olabilir ama burada tanjant alfayı soruyor ya. O K'lar en sonucunda birbirini götüreceğinden dolayı ben direkt 4 olarak yazayım. BH'ın 2 olduğunu biliyorum. HK'nın da 1 olduğunu biliyorum. Tamam. Karenin kenarlarını vermiş. Tanjant alfayı bulacağız. Ben şimdi tanjant alfayı bulabilmem için normal şartlar altında benim dik üçgene karşılık getirmem gerekirdi. Ama A'ya baktığım zaman, alfaya baktığım zaman dik üçgene karşılık gelmiyor. Fakat biz şimdi şunu biliyoruz. Ben şuraya x desem, buraya da y desem, x artı y artı alfanın 180 olduğunu biliyorum. Alfayı çekecek olursam 180 eksi x artı y olmuş olur. Ben tanjant alfa aradığıma göre her tarafın iki tarafın tanjantını alayım. Tanjant alfa eşittir tanjant 180 eksi x artı y olmuş olacak. Bu ifadeyi de ben biliyorum ki bakın tanjant alfa eşittir eksi tanjant x artı y olmayacak mı? Tanjant ikinci bakın 180'den çıkarmış bu ikinci bölgede. Tanjant ikinci bölgede eksi olduğundan dolayı ne yaptık? Buraya bir eksi getirdik. Şimdi buradan ben demek ki tanjant alfayı bulabilmek için tanjant x artı y'ye ihtiyacım var. Bu eksiyi en son koyalım. Şimdi tanjant x artı y. Bunun açılımını yazalım. Neydi bu? Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y. Şimdi tanjant x'i ben bulabilir miyim? Dik üçgene karşılık gelmiş mi? Tabii ki bakın tanjant x demeye de aslında gerek yok. Karenin köşegeninde olduğundan dolayı aslında burası 1'miş. Değil mi? Tan 45 derece olur. Çünkü tan 45'te 1'e eşit. 4 bölü 4'ten de yine 1 olduğunu söyleyebiliriz. Artı tanjant y'ye bakalım. Şimdi burası 1 olduğundan burası da 1 olacak. Kare çünkü. Tanjant y'ye baktığım zaman karşı bölü komşudan 1 bölü 3 gelecek. 1 artı 1 bölü 3. Payda kısmına bakarsak 1 eksi 1 çarpı 1 bölü 3 gelecek yani. 1 çarpı 1 bölü 3'ten 1 bölü 3 geldi. Pay kısmı 4 bölü 3. Payda kısmı 2 bölü 3 gelecek. Buradan 3'ler gider. 2 gelecek. Ama şuradaki eksiyi unutmayacaktık. Eksiyi de en son ekledim. Ne oldu? Doğru cevabımız eksi 2 olmuş oldu. Evet. Gelelim 5. soruya. Bakın bu dik üçgen vermiş. Eşitliği vermiş. AC 8 birim demiş. Şurasının 8 birim olduğunu söylemiş. FD'nin 12 olduğunu söylemiş. Bakın şurası da 12 birimmiş. Kosinüs alfa değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi bizim zaten arkadaşlar şuradaki önce eşitliği kullanabilmemiz lazım değil mi? Bunu mecburen kullanacağız. Şimdi bunu kullanabilmek için de bir orta taban yapalım arkadaşlar. Ben zaten şu F'den ne yapalım? Ya buraya paralel çizerim. BC'ye paralel olacak şekilde veya F'den AC'ye paralel olacak şekilde buradan çizerim. Şimdi F'den BC'ye dik çizmek daha mantıklı. Niye? Çünkü ben AC'nin kaç olduğunu biliyorum ya. O yüzden bakın şurada 1'e 2 oran olduğundan dolayı 8 ise 4 olacak haliyle. Şimdi buradaki şu şekilde görebiliyor musunuz? Hemen bilmiyorum. Şimdi şurada bir Z var değil mi? Şurada bir Z var. Bakın şurada bir Z var. Burası alfa ise o zaman Z'den dolayı burası da alfa. Veya şöyle görebilirsiniz. Burası alfa ise ters açılardan burası da alfa ya. Ve bununla şu birbirine paralel olduğundan alfayı yine bu şekilde de bulabiliriz. Fark etmez. Bize kosinüs alfayı soruyor. Komşu bölü hipotenüsten. Komşusu 4. Hipotenüste
Bakın 12 olduğundan dolayı ne oluyor? Kosinüs alfa 1 bölü 3 olmuş oluyor. Bakın geometri bilgilerimizi kullanıyoruz burada. O yüzden geometriye de hakim olmamız önemli. Evet, 6. soruya bakalım hemen. Dikdörtgeninde E noktası çemberin merkeziymiş. Tamam. 4 birim vermiş, 8 birim vermiş. Sinüs alfayı. Sinüs alfayı bulabilmem için benim dik üçgene karşılık getirmem lazım. Şimdi bir de şuna dikkat etmemiz lazımdı arkadaşlar çemberlerde. Çemberin üzerindeki nokta K mı? Evet. Ben ne yapıyordum genelde? Hemen birleştiriyordum. Değil mi? Yarıçapı çiziyordum. Merkezde birleştiriyoruz. Şimdi şu alfa da Z'den dolayı şurası da alfa yapar mı? Şurası da. Bakın Z'lik var burada. Evet. Şimdi alfayı aslında bir dik üçgene karşılık getirdim. Hangi üçgeni? AEF üçgeni olmuş oldu. O zaman benim hipotenüsü bulmam lazım. Çünkü karşısı belli. Alfanın karşısı belli. Hipotenüsü bulmaya odaklanacağız. Yani AF'yi bulmaya odaklanacağız. Şimdi arkadaşlar onu da nasıl bulabiliriz? Bakın hemen aslında şöyle bulabiliriz değil mi? Çok kolay bir şekilde. EF 8 ise şu KN uzunluğu da 8 değil mi dikdörtgenden dolayı? Bakın burası da dikdörtgen. Şu üçgende 4, 8 hipotenüste 4 kök 5 olur. Haliyle KE uzunluğu da 4 kök 5 olmaz mı? Şu uzunluk AE uzunluğu yarıçap olduğundan dolayı burası da 4 kök 5 olur. Şimdi ben AF'yi bulurum. Pisagor bağıntısını yapıp da bakın şu üçgeni gördünüz herhalde. Şurası F, burası E, burası da A. Ben burada bakın dik kenar belli. Burası 4 kök 5 bulduk. AE'yi yarıçap zaten. FE de burada 8. O zaman şu hipotenüsü bulurum. 8'in karesi 64, 4 kök 5'in karesi 80, topladım 144. 144'ün karekökü de 12. Demek ki arkadaşlar şu AF uzunluğu da neymiş? 12'ymiş. Sinüs alfa o zaman çıktı. Sinüs alfa eşittir. Karşı bölü hipotenüsten 8 bölü 12. 4 ile sadeleştirdim. 2 bölü 3 geldi. Doğru cevabımız E şık. Bakın şunu unutmayın arkadaşlar. Dikkatli olun en azından bundan sonraki çember sorularında takıldığınız zaman. Çemberin üzerindeki noktalara biraz dikkatli bakıyoruz. Ne yapıyoruz? Yarıçapla birleştiriyoruz. Sıkıştığımız yerde bunları yapabiliriz. Gelelim 7. soruya. Olduğuna göre tanjant 5'in x ve y cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi tanjant 5'e baktım. Tanjant 15'e baktım. Ben ikisini toplasam tanjant 20 yapar. Ben tanjant 20'nin de açılımını biliyorum. Yani bu tan 5 artı tan 15 bölü 1 eksi tanjant 5 çarpı tanjant 15. Şimdi tanjant 5'i zaten biz arıyoruz. Değil mi? Ben tanjant 20'nin de aynı zamanda a'ya eşit olduğunu biliyorum. O yüzden burayı a'ya eşitleyeceğim. Tanjant 5 artı tanjant 15 kaçtı? Tanjant 15 b'ydi. 1 eksi tanjant 5 çarpı b olmuş oluyor. Eşittir a. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak tanjant 5 artı b eşittir a eksi a b çarpı tanjant 5. Bunu sol tarafa atayım. Ve tanjant 5 ortak parantezine aldığım zaman AB artı 1 yapacak eşittir. A eksi B gelecek. Tam tanjant 5'i arıyordum ben. Her tarafı AB artı 1'e bölersem A eksi B bölü AB artı 1 gelmiş olacak. Bakalım hangi şıkta var. O da A eksi B bölü AB artı 1. Bakın C şıkkında mevcut. Evet, geldik 8. soruya. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bu sinüs dediğimiz fonksiyonun sinüs fonksiyonunun tersi. Öyle değil mi? Bu sinüs fonksiyonu da yani bir fonksiyonun tersi neye göre simetrikti arkadaşlar? Y eşittir x doğrusuna göre simetrikti değil mi? Bakın bunları unutmayın. Evet. Şimdi o zaman ben bunun sonucuna alfa olsa desem, bunun sonucuna da beta olsa desem bu işlemin sonucu ne oluyor? Demek ki benden alfa artı betayı soruyor. Burada ark sinüs 3 bölü 4 eşittir alfa ise o zaman sinüs alfa ne yapacak? 3 bölü 4 yapacak. Hani şimdi biz fonksiyonun tersini aldığımız zaman arkadaşlar yer değişikliği
yer değişikliği yapabiliyorduk ya. Bunda da aynı. Bunda da aynı. Nasıl aynı? Mesela fx eşittir 2x olsa ben ne yapıyordum? F fonksiyonun tersini bulmak için f eksi 1 2x eşittir x. Yani şununla içeridekiyle bu yer değiştiriyordu. Değil mi? Şimdi fonksiyonun tersi de zaten ark ya. O yüzden tersini aldığım zaman ne oldu? Bu ark kaybolmuş oldu. Evet. Şimdi benzer bir durumu tanjant için yapalım. Ark tanjant kök 7 bölü 3 eşittir. Beta ise buradan tanjant betanın kök 7 bölü 3 olduğunu anlarım. Şimdi o zaman bir dik üçgen çizelim. Ve şurası alfa açısı olmuş olsun. Şimdi 3 bölü 4'e eşit olacak ya. Karşı bölü hipotenüstür. Şu dik kenarı nasıl bulurum? Pisagor bağıntısını yaptığım zaman kök 7 olur. Şimdi tanjant beta'ya baktığım zaman kök 7 bölü 3'müş ya arkadaşlar. O zaman şu beta tam şurası olmuyor mu? Çünkü karşısı kök 7, komşusu da 3 olmuş oluyor. Ha demek ki bakın beta da buradaymış. Aynı üçgenin içerisindeymiş bu alfa beta. Benden de zaten alfa artı betayı sormuyor mu? Evet. Alfa artı beta buradan 90 derece değil mi? Yani radyan olarak yazacaksak da pi bölü 2 eşit. Tamam. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 9. soruya. İfadesinin değeri aşağıdaki kaça eşittir diyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şu ark tanjant 3'e ben alfa diyecek olursam demek ki benden sinüs 2 alfayı istiyor. Yine benzer şekilde yapalım. Ark tanjant 3 eşittir alfa ise tanjant alfa eşittir 3'tür. Ben şimdi tanjant alfayı bilirsem, bir tane trigonometrik oranı bilirsem bütün hepsini ben bulabilirim. Şimdi tanjant alfayı bulalım. Alfa açısı şurası olsun, 3 olsun, 1 olsun. Pisagor bağıntısından burası kök 10 çıktı. Şimdi sinüs 2 alfanın ben açılımını biliyorum ya. Neydi bunun açılımı? 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa. Ben buradan sinüs alfayı bulabilir miyim? Evet. Bakın 2'yi yazdım. Sinüs alfa karşı bölü hipotenüsten 3 bölü kök 10. Kosinüs alfa da komşu bölü hipotenüsten 1 bölü kök 10. Çarptım. 6 bölü 10 geldi. Sadeleştirdim. 3 bölü 5 gelmiş oldu. Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 10'a. İfadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Yine ark tanjantlı olan kısma ne diyelim? Alfa diyelim. O zaman bizden istenen ne oldu? Kosinüs pi bölü 2 artı alfa. Pi bölü 2 artı alfa ikinci bölgede demek. Kosinüs ikinci bölgede eksi olduğundan dolayı hemen önce bir eksiği yazdım. Pi bölü 2 ile kıyaslama yaptığımdan dolayı kosinüs sinüse dönüşecek. Demek ki aslında bana sorulan neymiş? Sinüs alfaymış. Şimdi ark tanjant alfaya biz ne de 4 bölü 3'e ne demiştik biz? Alfa demiştik. Buradan tanjant alfanın 4 bölü 3 olduğunu biliyoruz. Şimdi alfa açısı burası olsun. 4 bölü 3 bu şekilde yazdım. Hipotenüs de ne olacak? 5 olmuş olacak. Ben sinüsü bulamam mı buradan? Karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 5. Ama önünde de eksisi vardı değil mi arkadaşlar? O yüzden 4 bölü 5 olmuş oldu. Doğru cevap da B şıkkı olmuş oldu. 11. soruya bakalım. X sıfırdan büyükmüş. Olduğuna göre x kaçtır diyor. Yine ark kosinüs 4x'e alfa diyoruz. Şöyle ark kosinüs 4x eşittir alfa. Buradan kosinüs alfa eşittir 4x olduğunu anladık. Peki burada şu ifadeyi daha açık yazarsak ne olacak? Sinüs alfa eşittir 3x olmuş olacak. Şimdi bakalım bir dik üçgen çizelim. Şurası alfa açısı olsun. Pardon. Şurası alfa açısı olsun. Kosinüs alfa 4x'e eşit ya. Burası 4x demek ki burası da 1, değil mi? Komşu bölü hipotenüsten burası 1 oldu. Şimdi ben şu diğer dik kenarın uzunluğunu 1 eksi 1'in karesi eksi 4x'in karesi yani 16x kare eksi karenin işte karekökünü alırsam burayı bulmuş olurum. Değil mi? Pisagor bağıntısından bulduk. Şimdi sinüs alfa da 3x değil mi? Sinüs alfa da 3x değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman bunun ne olması lazım? Buna eşit olması lazım. Şunları eşitlememiz lazım. Hatta şöyle yaparsak aslında daha kolay olacak, değil mi? Şimdi ben sinüs alfanın da
Efendime söyleyeyim, 3x olduğunu bilmiyor muyum? Sinüs alfa karşı bölü hipotenüs değil mi? Evet, 3x geldi mi? Geldi. Burası zaten 3x, 4x, burası da 5x olacak. 5x 1 ise x de 1 bölü 5 olacaktı. Doğru cevabım E şık. Geldik 12. soruya. Fx fonksiyonu veriliyor. Buna göre A kümesinde kaç tane x tam sayı değeri vardır diye. Şimdi şuraya alfa diyecek olursam arc sinüs 2x bölü 5 eksi 11 eşittir alfa ise sinüs alfa buradan ne olacak? 2x bölü 5 eksi 11 olacak. Ben sinüs alfanın hangi aralıklarda değer aldığını biliyorum. Eksi 1 ile 1 aralığında değil mi? Eksi 1 ve 1 dahil. Bu o zaman haliyle bunun eşiti olan 2x bölü 5 eksi 11 de eksi 1 1 aralığında yer almayacak mı? Yazalım o zaman. Eksi 1 2x bölü 5 eksi 11 küçük eşittir 1 olacak. Her tarafa 11 ekliyorum. 10 küçük eşittir 2x bölü 5 12 oldu. Her tarafı 2'ye bölüyorum. X bölü 5 küçük eşittir 6 olmuş oldu. 2'ye böldüm ya. Pozitif sayıya böldüm. Eşitsizlik yön değiştirmedi. Komple denklemi 5 ile çarpıyorum. 25. Bakın x. Burası da 30 olmuş oldu. 5 ile çarptığım için artı olduğundan yine eşitsizlik yön değiştirmedi. Bu aralıkta kaç tane tam sayı değeri var? 25, 26, değil mi? 30. Terim sayısını bulduğun zaman da 6 tane olduğu çok rahat bir şekilde görülür. Doğru cevabımız E şık. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.